Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı canlı yayında oldukça çok konuşulacak bazı açıklamalar yaptı. Yerel seçimde DEM Parti ile yaptıkları seçim pazarlığını aslında itiraf etti. Özel belirli yerlerde kent uzlaşısı sağlanmış durumda diye konuştu. Belli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda. DEM Parti ile seçim pazarlığını işte bu sözlerle itiraf etti. CHP'nin DEM Parti'ye sadece il ve ilçe bazında değil, belediye meclis aday listelerinde de kontenjan ayırdığı ortaya çıktı. %15, %10 DEM seçmeninin ya da Kürtlerin oy kullanacağı bir seçime gidiyorsunuz. Bir belediye başkan adayınız var ve o belediye başkan adayınız bir belediye meclis listesi yapıyor. %15 Kürt seçmen ve disiplinli bir şekilde DEM seçmeni diyelim ki. Bu seçmeni göz ardı ederek belediye meclis listesi falan oluşturamazsınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. DEM bir şeytansa bununla ilgili bir cumhurbaşkanlığı kararı çıkarsın. Bir kanun çıkarsınlar, DEM'i kapatsınlar, bir şey yapsınlar, bütün herkes bilsin. CHP'de yaşanan aday tartışmaları da soruldu. Listeler görüşülüyor, aday adayı partiyi savunuyor aslanlar gibi. Aday olmadığını öğreniyor, ertesi sabah bombalamaya başlıyor. İstifa ediyor, başka partiye gidiyor. Böyle de bir şey yok. 30 tane aday adayı var. Biri seçiliyor. 29'u isyan ederse bu partiyi nasıl yöneteceğiz biz? Lütfi Savaş'ın yerine aday göstermek istedikleri sanatçı Haluk Levent'in ardından teklif götürdükleri ünlü oyuncunun ismini de ilk kez açıkladı. Mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat'la da konuştuk. Seni ankete koyalım mı diye. Çok tatlıdır Mert. Hataylı. Mert Fırat dedi ki abi 30 günde 28 gün turnem var. Ne anketi falan. Özel yerel seçimdeki hedeflerini de anlattı. %25'lik bir cam tavan var bizim üstümüzde diye hep söyledim. Bu %25'lik görünmez cam tavanı tuzla buz etme niyetindeyiz. %30 psikolojik sınırını aşmak. %20. 20'li rakamlardan şu partiyi bir kurtaralım. Efendim istiyorum. Ama